İkinci bölüm. Hakiki mutluluk. Aristoteles. Bir bulutla kış olmaz. Bir çiçekle yaz gelmez. Kulağa William Shakespeare ya da başka bir ünlü şaire ait olabilecekmiş gibi gelen bu söz aslında Aristoteles'in oğlu Nikomakos'a adadığı Nikomakos'a Etik adlı kitabından alınmıştır. Aristoteles bu sözde şunu kastediyor. Nasıl açan bir tek çiçek ya da yaşanan bir tek sıcak gün yazın geldiğini kanıtlamazsa, size haz veren birkaç anın ardından da hakiki mutluluğu bulduğunuzu söyleyemezsiniz. Ona göre hakiki mutluluk kısa süreli bir haz değildir. Şaşırtıcı bir şekilde çocukların mutlu olamayacağını düşünür. Bu kulağa saçma gelebilir. Eğer çocuklar da mutlu olamazsa kim mutlu olabilir ki? Buradan hareketle onun mutluluk anlayışının bizim mutluluk anlayışımızdan ne kadar farklı olduğunu da anlıyoruz işte. Çocuklar yaşamlarına daha yeni başlamışlardır ve bu yüzden herhangi bir anlamda eksiksiz bir yaşama sahip değiller. Aristoteles, hakiki mutluluğun daha uzun bir yaşam gerektirdiğini öne sürüyor. Aristoteles, Platon'da Sokrates'in öğrencisiydi. Dolayısıyla bu büyük düşünürler bir zincirin halkalarını oluşturuyor. Sokrates, Platon, Aristoteles. Zaten hep böyle değil midir? Dahiler genellikle yoktan var olmazlar. Çoğunun onlara ilham veren bir hocası olmuştur. Ancak bu üç düşünürün düşünceleri birbirinden çok farklı. Öğrendiklerini papağan gibi iğnelememişler. Her birinin özgün bir yaklaşımı var. Basitçe ifade edersek Sokrates iyi bir konuşmacı. Platon başarılı bir yazar. Aristoteles ise her şeyle ilgilenen biri. Sokrates ve Platon gördüğümüz dünyayı yalnızca soyut felsefi düşünceyle ulaşılabilecek olan hakiki gerçekliğin soluk bir yansıması olarak düşünüyordu. Aristoteles ise tam aksine çevresindeki her şeyin ayrıntısıyla büyülenmişti. Ne yazık ki Aristoteles'in günümüze kalan neredeyse tüm eserleri ders notları şeklindedir. Aristoteles yalnızca bir filozof değildi. Aynı zamanda zooloji, astronomi, tarih, politika ve dramayla da ilgilendi. İsa'dan önce 384 yılında Makedonya'da doğan Aristoteles, Platon'la birlikte çalıştıktan ve Büyük İskender'e hocalık yaptıktan sonra Atina'da Likeion denilen kendi okulunu kurdu. Burası antik dünyanın en ünlü öğretim merkezlerinden biriydi ve bir parça modern üniversitelere benziyordu. Aristoteles'in Likeion'dan dış dünyaya yolladığı araştırmacılar politik toplumdan biyolojiye kadar her alanda yeni bilgilerle okula geri dönüyordu. Ayrıca muazzam bir kütüphane de kurdu. Raffaello tarafından yapılan ünlü Rönesans resmi Atina okulunda Platon formlar dünyasına doğru yukarı işaret ederken Aristoteles ise tam tersine elini önündeki dünyaya uzatır. Platon oturduğu yerden felsefe yapmaktan hoşnut olabilirdi ama Aristoteles duyularımızla deneyimlediğimiz gerçekliği keşfetmek istiyordu. Hocasının formlar teorisini reddetmiş, bunun yerine herhangi bir genel kategoriyi anlamanın yolunun onun tikel örneklerini incelemek olduğunu inanmıştı. Yani bir kedinin ne olduğunu anlamak istiyorsanız, kedi formu hakkında soyut düşünmek yerine gerçek kedilere bakmalıydınız. Aristoteles'in üzerinde durduğu sorulardan biri de nasıl yaşamalıyızdı? Bu soruyu ondan önce Sokrates ve Platon da sordu. Aslında buna cevap verme ihtiyacı insanların en başta felsefeye yönelten nedenlerden biri. Aristoteles'in de kendine özgü bir cevabı vardı. En yalın haliyle de şuydu. Mutluluğu arayın. Peki bu mutluluk arayışı ne anlama geliyor? Günümüzde mutluluğu arayın denildiğinde çok kişi eğlenebilmenin bir yolunu düşünüyor. Belki de sizin için mutluluk egzotik tatillere çıkmak, müzik festivallerine ya da partilere gitmek ya da arkadaşınızla zaman geçirmek olabilir. Sevdiğiniz kitapla bir yere kıvrılmak ya da bir sanat galerisi gezmek anlamına da gelebilir. Aristoteles'e göre tüm bunlar iyi bir yaşamın parçası olabilirdi. Ama yaşamanın en iyi yolunun dışarıya çıkmak ve haz aramak olduğuna kesinlikle inanmıyordu. Aristoteles'e göre bu tek başına iyi bir yaşam olamazdı. Aristoteles'in kullandığı Yunanca sözcük eudaimonia diye telaffuz edilen fakat anlamı zıt olan eudaimonia idi. Sözcük bazen mutluluktan ziyade serpilme ya da başarı olarak da çevrilir. Bu arada bu sözcüğün İngilizce telaffuzu ölümüne sızlanmanın telaffuzuna benziyor. Eudaimonia. Eudaimonia, serpilme ya da başarı olarak çevirebiliriz. Mango aromalı dondurma yediğinizde ya da tuttuğunuz takım maçı kazandığında tadacağınız hoş hislerden daha fazlası bu. Gelip geçici mutluluk anları ya da kendinizi nasıl hissettiğinizle ilgili değil. Bundan daha nesnel.
Günümüzde mutluluk dediğimizde aklımıza kendimizi nasıl hissettiğimizden başka bir şey gelmediği için onu kavramak epey güç. Bir çiçek düşünün. Onu sular, yeterince ışık almasını sağlarsanız, yavaş yavaş büyüyen bir filizin çiçek açmasını sağlayabilirsiniz. Ama onu ihmal eder, karanlıkta bırakır, böceklerin yapraklarını kemirmesine izin verirseniz ölür ya da en ihtimalle çirkin bir ota dönüşür. İnsanlar da çiçekler gibi gelişirler. Ancak çiçeklerden farklı olarak kendi seçimlerini kendileri yaparlar. Ne yapacağımıza ve ne olacağımıza kendimiz karar veririz. Aristoteles insan doğası diye bir şeyin olduğuna, adını koyacak olursak insanın bir işlevi olduğuna inanıyordu. Bize en uygun olan bir yaşam biçimi vardır. Diğer hayvanlardan ve başka her şeyden ayrı olarak ne yapmamız gerektiğini düşünüp akıl yürütebiliyoruz. Buradan hareketle Aristoteles bir insan için en iyi yaşam şeklinin aklımızın güçlerini kullandığımız bir yaşam olduğu sonucuna vardı. Şaşırtıcı bir şekilde Aristoteles hakkında bilmediğimiz şeylerin, hatta ölümümüzden sonraki olayların bile eudaimoniyamıza katkıda bulunabileceğine inanıyordu. Bu size garip gelebilir. Ölümden sonra yaşam olmadığını düşünürsek, siz yokken olan şeyler mutluluğunuzu nasıl etkileyebilir ki? Bir ebeveyn olduğunuzu düşünün ve mutluluğunuz kısmen çocuğunuzun geleceği için beslediğiniz umutlara dayansın. Peki, çocuğunuz sizin ölümünüzden sonra ciddi bir hastalığa yakalanırsa, eudaimoniyanız bundan etkilenecek. Aristoteles'e göre siz hayatta olmasanız ve çocuğunuzun hastalığından aslında haberdar olmasanız bile yaşamınız kötüye gitmiş olacak. Bu örnek mutluluğun sadece nasıl hissettiğinizle ilgili bir mesele olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Bu bağlamda düşünüldüğünde mutluluk, yaşamdaki tüm başarılarınız, önemsediğiniz insanların başına gelenlerden etkilenebilecek bir şey. Kontrolünüz ve bilginiz dışındaki olaylar mutluluğunuzu etkilemekte. Mutlu olup olmadığınız kısmen iyi şansa bağlı. Temel soru şu. Eudaimoniya şansımı arttırmak için ne yapabilirim? Aristoteles bu soruya doğru karaktere sahip olun diye karşılık veriyor. Doğru zamanda doğru duyguları hissetmeniz gerekmekte. Bunlar da sizi doğru davranmaya götürür. Bu kısmen nasıl yetiştirilmiş olduğunuzla da ilgili bir mesele. Çünkü uygun alışkanlıkları geliştirmenin en iyi yolu onları küçük yaşlarda edinmek. Şans burada da devreye giriyor ve iyi davranış kalıpları erdemlere, kötü olanlar ise kusurları doğuruyor. Savaş zamanındaki cesaret erdemi düşünün. Bir asker, bazı yurttaşların hayatını saldırıya geçen ordudan kurtarmak için belki de kendi hayatını tehlikeye atmak zorunda kalır. Gözü kara kişi kendi güvenliğini hiç önemsemez. Hatta muhtemelen gerekli olmadığı durumlarda bile kendini tehlikeye sokabilir. Ne var ki bu gerçek cesaret değil. Umarsızca riske girmek. Diğer uçta ise korkak bir asker korkusunu yenip gerekeni yapamaz ve ona en fazla ihtiyaç duyulan anda korkudan dona kalabilir. Aynı durumda cesur ya da yiğit kişi de korku duyabilir ancak korkusunu yenip harekete geçmeyi de bilir. Burada cesaret, gözü karalık ile korkaklık arasında ortada bir yerdedir. Bu Aristoteles'in altın orta öğretisi olarak da bilinir. Aristoteles'in etiğe yaklaşımını sadece tarihsel açıdan ilgi çekici değil. Birçok modern filozof erdemleri geliştirmenin önemi konusunda Aristoteles'in haklı olduğuna, mutluluğun ne olduğuna ilişkin görüşünün eksiksiz ve ilham verici olduğunu inanır. Yaşamdan aldığımız hazzı arttırmanın yollarını aramak yerine daha iyi bir insan olmaya ve doğru şeyleri yapmaya çalışmalıyız. Yaşamı daha iyi kılan şey budur. Diğer insanlarla birlikte yaşayabilmeye, doğamızın karanlık tarafını bastıracak bir adalet sistemine gerek duyuyoruz. Eudaimoniya sadece toplum içindeki yaşamla ilişkili olarak elde edilebilir. Birlikte yaşarız ve iyi düzenlenmiş politik bir devlette etrafımızdakilerle iyi etkileşim yoluyla mutluluğumuzu bulmamız gerekir. Aristo dehasının tek bir talihsiz yan etkisi var. Öyle zekiydi ve araştırmaları öyle kapsamlıydı ki eserlerini okuyanların çoğu onun her konuda haklı olduğunu inandılar. Bu durum Sokrates'in başlattığı gelenek içindeki felsefe ve ilerleme açısından kötüydü. Ölümünden yüzyıllar sonra bile Aristoteles'in dünyaya ilişkin görüşleri çoğu alim tarafından sorgusuz sualsiz kabul edildi. Aristoteles'in bir konuda bir şey söylediğini kanıtlayabilmek onlar için yeterliydi. Bu kimi zaman otoritenin doğrusu diye adlandırılan şeydir. Önemli bir otorite doğru olduğunu söylediği için bir şeyin doğru olması gerektiğine inanmak anlamına geliyor. Yüksek bir yerden aynı boyutta bir ahşap ve metal parçası atsaydınız, ne olurdu dersiniz? Yere ilk düşen hangisi olurdu?
Aristoteles ağır olanın, yani metal parçasının daha hızlı düşeceğini düşündü. Aslında olan bu değildi. İkisi de aynı hızda düşüyordu. Ama Aristoteles doğru olduğunu söylediği için Orta Çağ'da herkese bunun doğru olması gerektiğine inanıyordu. Başka bir kanıta gerek yoktu. 18. yüzyılda Galileo bunu sınamak için eğik Pisa Kulesi'nden ahşap bir topu ve savaş güllesini aşağı bıraktığı söylenir. İkisi de aynı anda yere ulaştılar. Yani Aristoteles yanılmıştı. Ne var ki bunu çok daha önce göstermek de gayet kolay olabilirdi. Başka birinin otoritesine güvenmek, Aristoteles'in araştırmasının doğasına tamamen aykırı. Felsefenin doğasına da aykırı. Otorite tek başına hiçbir şey kanıtlamaz. Aristoteles'in kendi özgü yöntemleri soruşturma, araştırma ve açık bir şekilde akıl yürütmeydi. Felsefe tartışmayla, yanlış olma olasılığıyla, karşıt görüşlerle ve keşfedilen alternatiflerle gelişir. Neyse ki her çağda başka insanların böyle olması gerek dediği şeyler hakkında eleştirel düşünmeye hazır filozoflar vardı. Hemen hemen her konu hakkında eleştirel düşünmeye çabalayan filozoflardan birisi de